Arkadaşlar merhaba. Uzunca bir süre video atamıyordum. Şimdi bu videoda neden uzunca bir süre video atamadığımı ve Covid 19'la alakalı, yani koronavirüsle alakalı yaşadıklarımı anlatacağım. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip edenler bilir. Ne yazık ki Covid 19'a yakalandım ve bununla alakalı da hastaneye kaldırıldım. Bir aylık uzun bir tedavi sürecinden sonra iyileştim. Covid-19'u yendim ve karşınızdayım. Hastanede olduğum sürece Instagram'dan, Twitter'dan ve diğer sosyal medya adreslerimden çok fazla soru aldım. Ee, bu soruları tek tek buraya not aldım. Hepsiyle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Size bu videoda bu koronavirüsü yaşayan biri olarak, atlatan biri olarak deneyimlerimden bahsedeceğim. Bu virüsü olabildiğince arkadaşlarınızla, ailenizle ve diğer insanlarla paylaşırsanız, görmesini istediğiniz insanlarla paylaşırsanız, siz de daha çok kişiye bir şeyler öğretmiş olursunuz. Bu videoda verdiğim bilgilerin, bu videoda verdiğim bilgilerin yüzde yüzü benim yaşadığım deneyimlerdir. Farklı hastanelerde farklı uygulamalar olur, farklı doktorlarda farklı uygulamalar olur. O yüzden. İlla illa bu bilgiler %100'dür. İlla bu bilgiler doğrudur diye kabul etmeyin arkadaşlar. Her insanın vücuduna göre de bu hastalık farklı seyrettiği için her insanın da kullandığı ilaçlar, yapılan tedavi farklı oluyor. İlk sorumuz nasıl bulaştığı ile alakalı. Ben bir kamu kuruluşunda çalıştığım için ne yazık ki nasıl bulaştığı hakkında herhangi bir fikrim yok. Hatta benimle beraber benim bulunduğum birim dahilinde tüm binada da Birçok insana bulaştı. E, bu gelen bir müşteriden olabilir. Bizim dışarı çıktığımızdaki sokaktaki vatandaştan olabilir. Bu evime geldiğimde çöp atmaya giderken yanımdan geçen bir insandan bile bulaşmış olabilir. Ne yazık ki pandemi olduğu için dünyaya yayılan bir hastalık olduğu için net bir teşhis bununla alakalı bir şey koyamadık arkadaşlar. O yüzden nasıl bulaştığıyla alakalı bir şey bilmiyoruz. Sizlere şunu tavsiye ediyorum. Sokağa olabildiğince çıkmayın. E, evinizde kalın. Temel ihtiyaçlarınız dışında sokağa, bakkala, markete bile gitmeyin. E, siz ne kadar dışarıda farklı insanlara maruz kalırsanız yanınızdan geçseler bile onların solduğu havadan, onların öksürüğünden, onların aksırığından sizlere virüs bulaşabiliyor. İkinci ve en çok sorulan soru bu hastalığın belirtileri neler oldu ee, hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar. Bendeki belirtiler e, yüksek ateş ve hafif öksürüklü. Biz önce bunu kendi imkanlarımızla düşürmeye çalıştık. Biliyorsunuz ki her insan ateşlenir. Normal ateş derecesi 36 ile 37 arasındadır. Bu 36-37 derece aştığında yani 38-39-40 gibi derecelere ulaştığında yüksek ateş durumu olur. Bu ateş durumu normal griplerde de görüldüğü için normal gribal enfeksiyonlarda yüksek ateş belirtileri gösterdiği için biz bunu standart gripmiş gibi görüp önce kendi imkanlarımızla düşünmeye çalıştık. Soğuk kompres yaptık, soğuk duşlar yaptık ve bu ateşin düşmediğini gördüğümüzde önce bir özel hastaneye gittik. Özel hastane hemen bize ateşin düşmesine yardımcı olması için bir serum verdi. Serum soğuk olduğu için ve damarların içine direkt nüfuz ettiği için ateşi çabucak düşürüyor. Ateşi düşürdükten sonra biz doktora koronavirüs olabilir mi diye sorduğumuzda hayır işte zaten bizde test kiti yok. E, ee, koronavirüs de olamaz. Olduysa bile belki geçirmişsiniz deyip bizi yolladı. Bayağı da tuzlu bir fiyatı vardı. 300 küsür lira. Ee, sadece bir serumu aldılar. Ee, Tabi aynı günün akşamında ben yine yüksek ateşle hastaneye başvurdum. Bu sefer özel hastaneye değil de direkt devlet hastanesine başvurdum. Devlet hastanesi ee, yine önce bir serum verdi ateşimin düşürülmesi için. Serumdan sonra bir de ağrılarımın geçmesi için ilaç verdi. Muhtemelen parol gibi bir ilaçtı. Ee, ve ondan sonra da tetkikler yapılırken, kontrol edilirken ben doktora öksürüğümün de olduğunu, hatta nefes alırken ciğerlerimin hafif acıdığını söyledim. Bundan sonra hemen beni bilgisayarlı tomografiye yönlendirdiler ve bilgisayarlı tomografide ciğerlerimde bir şeyler olduğunu söyledi doktor ve acilen hastanenin yeşil alanından kırmızı alanına karantina bölgesini aldılar. Ve e, hemen maskeyle e, işte sabaha kadar o tetkiklerin sonuçlarıyla ilgilendiler. Kan aldılar, kanın sonucuna falan baktılar ve derhal yatışa aldılar. Hastaneye girdiğimde daha ne yazık ki hastanede testler yoktu. E, hızlı test özellikle yoktu. Bu yüzden koronavirüs testi için sürüntü testi aldılar. Sürüntü testi dediğimiz şey arkadaşlar, e, ufak bir çubuk var. Bu çubukla ağzınızdan, e, yanaklarınızın içlerinden ve burnunuzdan, boğazınızdan e, işte o kulak çöpü gibi çubuğu, pamuğu sürerek e, örnek alıyorlar. Ve bunu cihazda test edip koronavirüs müsünüz değil misiniz diye soruyorlar. Burada şunu söylüyorum, neden boğazdan ve burundan alıyorlar? Koronavirüsün vücudunuza girebildiği tek yerler gözdeki boşluklar. Ağızdaki ve burundaki boşluklar arkadaşlar. Bu yüzden sizlere şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sokağa çıkmasanız bile elinizi asla suratınıza sürmeyin. Özellikle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize elinizi sürmeyin. Çünkü elinizde olan bir virüs gözünüze, burnunuza ve ağzınıza ulaştığında, oradan sonra da ciğerlerinize ulaştığınızda, vücutta bir anda çoğalıyor. Viral ağırlık oluştuğunda da maalesef ölüme kadar yol açıyor. Bir de şunu ekleyeyim arkadaşlar. İkinci ateşlenmede hastaneye gitmeden önce devletimizin açtığı 184 gibi 112 gibi kanallar aradık. Bu kanallar bizi acilen hastaneye yönlendirdi. Siz de bu kanallara arayıp en azından koronavirüs müyüm değil miyim diye tahmini bir sonuca ulaşabilirsiniz. Tabii ki net sonuç testlerle belli oluyor. Bu yüzden eğer siz de bir şey hissediyorsanız hastaneye gitmeniz gerekiyor. Ben hastaneye gittiğimde doktor işte sürüntü testini almadı e, hemen e, ciğerle yani bio... ben hastaneye gittiğimde doktor hemen sürüntü testini almadı hastanelerde böyle olmuyor siz gider gitmez hemen sizi test etmiyorlar önce başka tetkikler yapıyorlar çünkü her giden hasta koronavirüs hastası değil hatta kış aylarında olduğumuz için bu başladığında kış aylarında olduğumuz için e, daha çok gribal enfeksiyonla karşı karşıyaydı doktorlar. Bu yüzden önce grip mi ya da başka bir hastalık mı diye kontrol ediliyor. Ben doktora ısrarım sebebiyle bilgisayarlı tomografi alındım ve bilgisayarlı tomografide çıkan sonuç neticesinde de bu %90 koronavirüs denilip hemen hastanenin müşahede altına almasına sebep oldu. Daha sonra da o müşahede altında bir ay boyunca koronavirüs tedavisi gördüm. Peki test ne zaman oldum? Test yaklaşık ben hastaneye yattığımdan 2 gün gibi ya da bir gün sonra alındı ve sonucu hızlı test olmadığı için 5 günde çıktı. 5 gün sonra koronavirüs pozitif olduğunu öğrendik ve bununla alakalı da tedavilere başlandı. Bir sonraki ve en çok sorulan sorumuz hastanede tedavi nasıldı? Hangi ilaçlar kullanıldı? Doktorların tutumu nasıl oldu? Arkadaşlar hastanede tedavi şöyle oldu. Ben ilk hastaneye yatar yatmaz daha sürüntü testinin sonuçları çıkmadan hemen Tedaviye başlandı. Beni tek başıma özel bir odaya aldılar. Bu özel odada e, lavabosundan işte yatağına, televizyonuna kadar her şey var. E, bu özel odada tedaviye başlandı ve tedavi şöyle gerçekleşti: Her gün kan aldılar, e, gerekli serum takviyelerini verdiler ve gerekli ilaçları uygulamaya başladılar. Tabi sonuç daha net çıkmadığı için koronavirüsle alakalı e, ilaçlarda değillerdi verdikleri ilaçlar. Burada benim epikriz raporum da var. Hastane çıkışında aldı. Burada gözünüzü korkutmak gibi olmasın. Çünkü her hasta benim gibi bir ay boyunca tedavi görmüyor. Artık devletimiz Çin'den getirdiği ilaçlar sayesinde bu hastalığı 5 günde yenebiliyor. Ama bendeki bazı diğer sıkıntılardan dolayı bu hastalık bir ay gibi uzadı ve bana verdikleri ilaçlar tam olarak 3 sayfa 3 sayfa ilaç var burada listede. Ve bu ilaçlardan dolayı da zaten bazı sıkıntılar çıktı. Onları da anlatacağım. Bu sıkıntılardan dolayı zaten bir aya uzadı tedavi süreci. Sadece koronavirüsten kurtulma süreci bir haftaydı. Ve o bir haftaya başladığımızda, o ilaca başladığımızda bir hafta sonra koronavirüs testim negatif çıkmıştı. Ee, ama diğer günler yani geri kalan 3 hafta boyunca ben farklı sıkıntılarla baş etmeye çalıştım. Hastane ortamında hemşireler ve doktorlar gerçekten inanılmaz derecede iyilerdi. Çıkışta hepsine tek tek teşekkür ettim. Çünkü gece gündüz demeden tüm hastalarla ilgilenip hatta uyumayan bile hemşireleri vardı. Hastane ortamı ve personellerin tutumu şöyle oluyor arkadaşlar. Siz odanızda duruyorsunuz ve maskenizi bile çıkarmıyorsunuz. Ve hemşireler de odaya girerken tamamen izole kıyafetleriyle, maskeleriyle maskelerin önündeki o siperleriyle beraber tamamen izole bir şekilde içeri giriyorlar ve aşılarınızı, işte serumlarınızı falan yapmaya çalışıyorlar. E, çoğu zaman şu sıkıntıyla karşılaştık hemşirelerde. E, hemşire işte e, koluma serum yapacak ama e, serum yapacağı yeri önündeki siper çok fazla buharlandığı için gözlüğü çok fazla buharlandığı için göremiyordu ve o şeyi çıkıp silip tekrar geliyordu. Ya da e, hemşire işte 2 3 kat eldiven giymekten damarımı hissedemiyordu ve o eldivenleri tek tek yırtıp hissetmeye çalışıyordu o kadar izole bir şekilde içeri giriyorlar ve gerçekten kendi hayatlarını da tehlikeye atarak e, tedaviye devam ediyorlar. Ve e, işte sizin bir telefonunuz var. İstediğiniz her saat, gecenin kaçı olursa olsun o telefondan hemşireyi arayıp çağırabiliyorsunuz. Hemşireden bir şeyler isteyebiliyorsunuz. E, ve buna hiçbir hemşire ya sen de niye bu kadar çok şey istiyorsun demiyor. Sizin için canla başla uğraşıyorlar. Ben buradan tekrar sizin de vesilenizle Tüm hemşirelere ve ça sağlık çalışanlara, tüm doktorlara ve hasta bakıcılara artık sağlıkla alakalı her kim neyle ilgileniyorsa kapıda duran güvenlik görevlisine bile teşekkür ediyorum. Onlar gece gündüz demeden bizler için çalışıyorlar. Maalesef bugün haberlerde sağlık çalışanlarına e, saldırılar olduğunu gördüm. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. E, o yüzden siz de bu videoyu izliyorsanız ailenizin bilinçlenmesi konusunda. Bu videoyu onlar izletin ve onlara şunu söyleyin. İnsanların hayatları kurtuluyor. Ve bu insanların hayatlarını kurtaran da o doktorlar ve hemşireler. Lütfen siz çocuklarınıza da bunu öğretin. Annenize, babanıza da bunu öğretin. Bir sonraki sorumuz hastanede ihtiyaçlarınızı nasıl karşıladınız? Arkadaşlar ilk girdiğim günden bir hafta boyunca herhangi bir ihtiyacımı dışarıdan söyleyip karşılayamadım. E, ve zaten o girdiğim ilk hafta boyunca sağlık durumu pek iyi değildi. Girdiğim günden işte bir hafta boyunca sürekli oksijen takviyesi aldım. Konuşmakta güçlük çekiyordum. Ayağa kalkıp yürümekte çok güçlük çekiyordum. Çünkü sürekli bir nefes tıkanıklığı vardı. Oksijeni çıkartır çıkartmaz hemen tıkanıyordum. Bu tıkanıklık da işte çok kötü etkiliyor. Doktorlar da hemşireler de sürekli çok kötü etkiliyor diye yataktan çıkmama izin vermiyorlardı. Ve bu yüzden de o bir hafta içinde herhangi bir ihtiyacım olmadı diyeyim. Olanları da bir hafta sonrasında söyleyebildim. Bazı hastanelerde şunu gördüm hastaneye giden arkadaşlarımla. Herhangi bir şeye izin vermiyorlarmış odada. Ama bizim hastanemizde böyle değildi. İşte hastanenin herhalde yönetimine göre ya da hastanenin yerine, hastanenin doluluğuna göre değişiyor. Biz saat 3 ile öğlen 3 ile 4 arası dışarıdan istediğin herhangi bir şeyi hastaneye getirebiliyordum. Bu yemek olur, evinizden temiz kıyafet olur ya da işte temizlik malzemesi, su, işte içecek farklı bir sürü şey olabilir. Bunu sadece 3 ile 4 arasında söyleyebiliyordunuz. Çünkü bu saatlerde güvenlik görevlisi üst kata çıkabiliyordu. Dışarıdan malzeme geliyor. Malzemeyi güvenlik görevlisine teslim ediyorsunuz. Girişte siz hiç hastaneye girmiyorsunuz. Güvenlik görevlisi sizin kata çıkartıp hemşirelere teslim ediyor. Hemşireler de size teslim ediyor. E, bu şekilde bir döngü vardı hastanemizde. Ve herhangi bir sıkıntı çekmedim Hatta ilk hafta e, su olmadığından hemşireler söylediğinde hemşireler su getiriyordu. Yani anlayacağınız ihtiyaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi ihtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Ben bu süreçte dışarıdan bol bol meyve hatta bazen havuç gibi sebze, işte, e, doktorun söylediği kefir gibi eh, midenizi, bağırsaklarınızı düzenleyecek probiyotikler falan söyledim. Siz de eğer böyle bir durumdaysanız ve şu an hastaneden bu şekilde izliyorsanız doktorunuza, hemşirenize danışıp dışarıdan söyleyebilirsiniz. Eğer hasta değilseniz ve bir gün başınıza gelirse ya da akrabalarınızın, eşinizin, dostunuzun başına gelirse siz de ilk yapacağınız şey doktorla, hemşireyle konuşmak ve onların verdiği izinler dahisinde e, hastaneye bir şeyler getirmek. Eğer hastanıza bir şeyler götürecekseniz bu sadece koronavirüs hastalığıyla alakalı değil. Başka şeylerle alakalı. Çok bilinen bir geyik vardır. Sürekli hastaya muz götürülür. Meyve suyu götürülür gibi. Asla böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Hastaya doktorunuza danışıp doktorun söylediği şeyleri götürün. Yani atıyorum bir şeker hastasına gidip bir meyve suyu götürülmez. Bunun da artık bunun da artık eksisini artısını düşünüp ona göre davranmanız hasta için de iyi olacaktır. Diğer ihtiyaçlar da şöyle arkadaşlar. Lavabo ihtiyacınız için iki ayrı odada lavabo var. E, tuvalet ihtiyacınız için bir tuvaletiniz ve banyo ihtiyacınız için de banyo var. Bunlar gün içinde sürekli temizleniyor ve temizlik elemanları bile odanıza girerken tamamen izole bir şekilde girip size hiç rahatsızlık vermeden etrafı temizleyip silip süpürüp sonra çıkıyorlar. Bir ihtiyacınız var mı diye de soruyorlar. Bugün başıma şöyle bir olay geldi. Herhalde son günlere yakındı. ben işte bir çanta istedim. hatta çantamla bilgisayarımı istedim. Çünkü artık iyileşmiştim. Sadece birkaç tetkik vardı. Onları bekliyorduk. O bekleme sürecinde işte bilgisayarımı istedim, telefonumu istedim. bu süreçte işte çantam geldi. çantamı işte bu abilerimizden, görevli abilerimizden bir tanesi getirdi ama abinin üzerinde herhangi bir işte koruma kıyafeti olmadığı için ve onu giymeye vakti olmadığı için çantayı kapının önüne koyup bir sürü özür diledi. Abi yanına kadar getiremiyorum kusura bakma falan diye. E, çok da mahcup etti. E, hastalara o kadar çok e, bir destek o kadar çok işte e, pozitif moral verme var ki e, o kadar çok hizmet var ki gerçekten e, şaşıracaksınız. Ve e, her gördüğümde şunu dedim. Gerçekten bu ülke iyi ki var. E, gerçekten e, haberleri izliyorsunuz televizyonu çok az açtım e, çünkü sürekli haberlerde insanlara korku pompalıyorlar e, ve sürekli başka ülkelerin durumlarını izledim Amerika'da insanlar ölüyor işte İtalya'da insanlar ölüyor ve hastaneler bu durumda çaresiz hastaneleri geçtim artık odalar yok işte koridorlara sokaklara falan bırakıyorlar sedyelerle insanları e, yani berbat durumdayken ülkemizdeki hastanede bir odada adam yanına kadar çantayı işte 5 metre çantayı daha taşıyamadığı için özür diliyor gerçekten insana gurur verici bir moral veriyor gerçekten insanın moralini çok fazla yükseltiyor o yüzden devletimize de milletimize de sağlık bakanımıza da sağlık çalışanlarımıza da tekrardan teşekkür ediyorum bir hasta olarak iyileşmiş bir hasta olarak iyi ki devletimiz var. O yüzden sürekli telefonla geçirdim, sürekli görüntülü aramalarla eşimi, işte ailemi, annemi, babamı ve soran insanları aradım. Sürekli aramalara cevap verdim ve insanların moral vermesiyle karşılaştım. Bu süreçte ben gerçekten eğer bir telefon düşünüyorsanız, bu bir sağlık videosu ama eğer bir telefon düşünüyorsanız bu telefonu öneriyorum. Çünkü hastanede bana bu telefonun şu özelliği çok yardımcı oldu ee, ve doktorlar bile, hemşireler bile bu özelliğini çok sevindi. Telefonun böyle, şu an ekran çok parladığından göremiyorsunuz ama telefonun e, oksijen doygunluğunu e, ve kalp atışınızı ölçme gibi bir özelliği var. Samsung'un S9 Plus serisi parmağınızı sensöre koyduğunuzda bir kırmızı ışık görüyorsunuz. Sensör şu an benim parmağımdan kalp atış hızımı, kalp atış hızımdan e, oksijen doygunluğumu ve ne kadar sıklıkla nefes alıp verdiğimi ölçüyor. Bu sayede e, mesela şu an 105 kalp atışı var. 95 de oksijen doygunluğum var görebiliyorum. Hatta stresinizi ölçüyor. Şu kadar streslisiniz, şu kadar hızlı nefes alıyorsunuz gibi çıkarımlar yaparak. E, buna oksimetre deniliyor. Doktora gittiğinizde, hastanelerde e, ilk triyaja girdiğinizde parmağınıza bir şey takarlar. O e, taktıkları, işte saturasyona baktıkları cihaz, oksimetre, e, oksijen doygunluğunuzu ölçen metre, aynısı telefonda da var. Ve bu süreçte o kadar çok işime yaradı ki çünkü ben her 15 dakikada bir hemşirelerin geleceğini bildiğim için her 15 dakikada bir daha onlar gelmeden ölçüyordum ve onlara söylüyordum. Tabii onlar da kendi oksimetreleri kontrol ediyorlardı. Ee, ve doktor arada arayıp şunu diyebiliyordu bana. Saturasyonunuzu ölçebilir misiniz? Kaç? Bakabilir misiniz? deyip e, telefondan bile hemen o tetkiyi yapabilir, o kontrolü yapabiliyordu. Bu süreçte gerçekten çok işime yaradı ve şu an bile günlük hayatta bu özelliğini kullanıyorum. Siz de eğer telefon alacaksanız bu tarz telefonları almanızı tavsiye ediyorum çünkü gerçekten sağlık için çok önemli. Bir de şu açıdan önemli. E, hastanede e, o kadar çok e, alet kullanılıyor ki bazı gelen oksimetrelerin kenarları falan kırık oluyordu. Hemşireler ölçmekte zorlanıyordu. Ya da işte üzerindeki sayılar, işte sayının 3 haneli rakamın bir rakamı bozulmuş oluyordu. Hemşire okumakta zorluk çekiyordu. Hemen ben işte telefonla ölçüyordum. E, hem onlara kolaylık oluyordu hem bana kolaylık oluyordu. E, yani anlayacağınız özetle e, telefon kullanabiliyorsunuz. Ee, ve olabildiğince size bu konuda müsamaha ediliyor. Ee, hatta telefonun yanında ben bilgisayar da kullandım. Ee, ne yaptım? İşte son bir hafta boyunca farklı bir tetkik için beklemem gerekiyordu. Ee, o bekleme sürecinde bilgisayarımı aldım. Bilgisayarımdan yine kitabımı okudum. işlerimi yaptım. Hatta oyun oynadık. Ee, ve o sürede moralimi düzeltmeye yardımcı oldu. Ee, bazı hastaneler yönetimleri gereği belki izin vermeyebilirler. Ee, ama benim gittiğim hastanede herhangi bir sıkıntı yoktu. Siz de bunlar için doktorunuza danışabilirsiniz. Evet bir sonraki sorumuza geçiyorum. O da demin gördüğünüz benim iki tane evcil hayvanım var. Onlar da gezip dolaşıyorlar böyle. Ee, evcil hayvanlara bulaşır mı? Ve evcil hayvanlardan size bulaşır mıydı? Ee, bununla alakalı çok büyük sıkıntılar gördüm. Televizyonda, haberlerde de gördüm. Sosyal medyada da gördüm. Özellikle Ülkemizde belki yoktur ama İtalya'da insanlar evcil hayvanlara bulaşır diye, evcil hayvanlardan bize bulaşır diye sokaklara atmaya başlamışlar. Tabii bunlar evcil hayvan olduğu için, eve alışkan oldukları için sokaklarda yapamıyorlar ve bir süre sonra ölüyorlar. Şunu net bir şekilde söyleyemem. Evcil hayvanlara bulaşmıyor ya da onlardan size bulaşmaz diyemem. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla alakalı bir çalışması yok Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla alakalı paylaştığı bir veri de yok. Ama şu an biliyoruz ki bulaşmıyor. Hayvandan hayvana geçiş olabilir ama insandan hayvana geçiş olmuyor. Zaten çok zorlu bir süreçte insandan hayvana geçiş yapabildiği için ve bu hayvan işte yarasa gibi, yılan gibi vahşi doğada yaşayan bir hayvan olduğu için şu an koronavirüs insanlara bu kadar eziyet ediyor. Ee, ama Evcil hayvanlara, işte kedi, köpek gibi hayvanlara şu an bir geçiş söz konusu değil. Bunun için kontrol etmeniz gereken, sürekli bakmanız gereken yer Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesi. Sosyal medyada paylaşılan bu tür saçma haberlere, işte yok işte sirke geçiriyormuş, yok işte su içersen, gargara yaparsan şöyle oluyormuş gibi şeylere inanmayın. Şu an bakmanız gereken en büyük otorite Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı verilere bakın televizyona çıkan profesörlerin söylediklerinden daha önemli Dünya Sağlık Örgütü'nün söyledikleri. O yüzden oradaki verilen verilere İngilizceniz yoksa, yoksa bile Google Translate'ten çevirerek bakabilirsiniz. Ona göre de işlem yapabilirsiniz. Yani sosyal medyada paylaşılan ve gördüğünüz şu koronavirüs geçiriyor dediğiniz her şeye inanmayın. Garibim teyzenin bir tanesine Schweppes marka işte bir gazozu verip bu geçiriyor demişler. Teyze de gerçekten bunu sürekli için bu geçiriyor falan diye millete öneriyor. Yani bu tarz dezenformasyon faaliyetleri e, koronavirüsten daha zararlı ve bunlar insanları daha çok ve bunlar insanları daha çok hasta ediyor. O yüzden bunlara da dikkat edin. Evet şimdi geldik hangi ilaçlar kullanıldı sorusuna. E, arkadaşlar ilaçların net ismini tek tek sayamayacağım. Çünkü dediğim gibi 3 sayfa ilaç var burada. Burada benim şöyle bir dezavantajım oldu. Şimdi Çin'den gelen bir ilacımız var. Japon bir firmanın ürettiği Faripiravin adlı bir ilaç. Eczanelerde şu an satılmıyor arkadaşlar bu ilaç. Yani gideyim ben bu ilacı alayım. Koronavirüs varsa da geçsin gibi bir şey yapamazsınız. Bu sadece devletin stoklarında var ve hastanelerde koronavirüs hastalarına özel veriliyor. Ve bu ilaç koronavirüs tedavisini 15 günden 4 güne kadar indirebilen sağlam güçlü bir ilaç. Japon bir firma üretmiş zamanında ve bunu da yine işte SARS gibi MERS gibi koronavirüsün ilk hallerine e, için işte grip için e, ya da diğer viral enfeksiyonlar için kullanmışlar e, ve bunu Çinli bir doktor keşfediyor bildiğim kadarıyla koronavirüse iyi geldiğini daha sonra da kullanılmaya başlıyor. E, biz İlk bu ilacı aldığımızda yani Türkiye'ye ilk geldiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından bu ilaç sadece yoğun bakımda olan hastalara veriliyordu. Ve ben yoğun bakım hastası değildim. Benim gibi birçok insana klinik hastasıydı. Yani odada bakım gören hastaydı. Ee, odada bakım gören hastalara vermedikleri için bu ilacı bir hafta boyunca e, farklı ilaçlar denendi. Orada her aldığım ilacın ismini Google'da baktığımda kim üretmiş, nerede üretmiş gibi, hangi hastalıkta kullanılıyor gibi, işte HIV'de kullanılan ilaçtan tutun da normal grival enfeksiyonda kullanılan ilaca kadar bir sürü ilaç gördüm. Ve bir sürü ilaçta denedik. Ben ilk hafta bu denediğim ilaçlardan dolayı yemek yemeyi bıraktım. Yemek yiyemez oldum. İlacı yuttuğumda ya da ilacı ağzıma aldığımda direkt istifra ediyordum. E, yemeği gördüğümde dahi direkt istifra ediyordum. Böyle bir etkisi vardı. İlacın yan etkisiydi. E, o bir hafta sonunda e, o kadar çok işte yemek yiyemez durumda, o kadar çok işte enerjisiz kaldım ki e, beni işte ek mamaya, ek gıdaya başlattılar. E, ve bu ek gıdadan dolayı da birazcık olsun işte protein takviyesiyle birazcık olsun e, yemek yemem düzeldi. Daha sonra zaten o ilaçları kestiler. Ee, sonra sağlık bakanımız bir açıklama yaptı. dedi ki artık bu ilaç elimizde çok fazla olduğu için yani stoklarımızda var olduğu için e, klinik hastalarda vereceğiz dedildi ve faripiravin ilacına başlanıldı. Bu ilaç e, günlük 8 adet kullanıyordum arkadaşlar 200 mg tanesi e, ve bu ilaçla beraber e, koronavirüs bir hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki test dediğim daha doğrusu. Ee, geçtiğini gördük. Sadece parifirabin kullanıyordum. Bir de bu ilaçlardan dolayı mide koruyucu hap kullanıyordum. Şu an hala o mide koruyucuyu kullanıyorum bu arada. Ee, ve arada hemşireler gelip damar yolundan e, ilaç enjekte edip, işte damar yolundan serum enjekte edip e, işte damar yolundan e, sürekli bir şeyler veriyorlardı. Şimdi burada Epic kriz raporunda gün gün işte ne yapıldığı yazılı. Mesela bir tanesini okuyayım. Hastanın yatışının 16. günü genel durumu iyi, aktif bir şikayeti yok. 3 gündür oksijen ihtiyacı duymuyor. Yani 16. gün ben ilk 13 gün oksijen ihtiyacı duyuyordum sürekli. Oksijen maskesi takılıyordu ve bunu gece yatarken bile takıyordum arkadaşlar. O yüzden böyle sabit bir şekilde yatıyordum etrafıma dönmeden oksijen maskesinden dolayı. İşte 16. günde 3 gündür oksijen e, ihtiyacı duymuyor yazılmış. E, yani 13 günde oksijen ihtiyacım bitmiş. Artık biraz daha nefes almaya konuşabilmeye başlamışım. İşte saturasyona bakılmış 94'müş şu an ölçtüğüm işte 95-96'ydı. E, ateşim 36 dereceymiş. E, hastanın tüm antiviral tedavileri tamamlandı diyor. Yani ben 16. günde artık e, bu COVID-19 alakalı tedavileri tamamlamışım. Enfeksiyon uzmanı e, işte doktorun ismini vermeyeyim şu an önerisi üzerine antiviral ve antibiyotik tedavisini tamamlayan hastanın oksijensiz saturasyon takibine devam ediliyor diyor. Yani oksijen vermeyi bıraktılar ama oksijen doygunluğu düşüyor mu diye her böyle 15 dakikada her böyle 20 dakikada bir oksijen doygunluğu nasıl diye bakılıyordu. Düşük olduğunda ona göre bir tedavi yapılıyordu. Ee, ve bunun tamamen %100 olması sağlanmaya çalışılıyordu. Ki şu an çoğu insanın %100 değildir arkadaşlar. Siz kendiniz iyi olsanız bile, şu an ölseniz bile nefes alıp vermenizle alakalı bir durum olduğu için 95 çıkar, 96 çıkar, 90'la 100 arası bir değer çıkar ve bu gayet iyi bir değer. İki gün önce 93 olması ve KCFT yüksekliği devam etmesi sebebiyle takibe devam edilmesi önerilmiş. Yani 93'e kadar düşmüş oksijen doygunluğu bunun için takibe devam etmek istemişler. Belki daha da düşer diye e, taburculuk açısından günlük enfeksiyon e, biriminin görüşü alınması önerilmiş. E, hastayla görüşülme kilosu nedeniyle kendisine uzun zamandır e, Okuyamadığım birkaç bilimsel kelime var. Ee, yani ben durumu hatırlıyorum. Beni doktor aradığında ee, işte kan değerlerinin yüksek olduğunu söylemişti. Ben de o kan değerlerinin hastaneye gelmeden önce iş yerinde yaptırdığım testlerde de yüksek çıktığını söylemiştim. Bundan bahsediyor. Kilo ile alakalı işte hafif kolesterol başlangıcı olduğunu söylemiştim. Ondan bahsediyor. Taburculuk için hani ne zaman taburcu olacağım artık 16. gün oldu diye sorduğumda sürekli işte haber edeceğiz ya da yarın gibi şeyler söyleniyordu. Bu da işte taburculukla alakalı yeniden değerlendirme kararlaştırıldı gibi şeyler yazmışlar. Bu sadece günün bir tanesi. Burada her günü böyle böyle not etmişler. En son günü okuyayım. Hastanın yatışının 28. günü durumu gayet iyi. Aktif bir şikayeti yok. Oksijen doygunluğu 99 ve oksijen kullanmadan 99. Ateşi 36. Ee, işte diğer değerleri iyi. Tedavisine devam edilecek. 10 gün sonra hemogram kontrolüyle taburcu edildi diyor. İşte şu an ben hastaneden çıktım. Herhalde 5. günümdeyim. Ee, 10. günü tamamladığımda hastaneye gideceğim. Tekrar hemogram testi vereceğim, kan testi vereceğim, kan testini kontrol edip kan değerlerine bakacaklar e, ve kan değerleri iyi ise tedavi tamamlanmış olacak. Kan değerleri iyi değilse ona göre tedaviye farklı şeyler verecek. Neden e, hemogram testi gerekiyor? Ondan da bahsedeyim. Şimdi gördüğünüz gibi çok fazla ilaç var ve Faripravil ilacının yan etkisi de e, kemik iliğini baskılamakmış arkadaşlar. Kemik iliğini baskıladığı için kan hücreleri üretilmiyor. Kan hücreleri üretilmediği için de hastanın kan değerleri sürekli düşüyor. Ee, zaten hani dediğim de buydu. Ee, bir hafta gibi bir sürede koronavirüsten kurtuluyorsunuz ama işin içine başka şeyler giriyor. Çok fazla ilaç kullandığınız için karaciğer enzimleriniz çok yükseliyor. Yani karaciğerde bir problem oluşuyor ve karaciğer enzimleriniz kana karışıyor ve kanda çok yüksek görülüyor. Bu yüzden önce karaciğer enzimlerinin düşürülmesi gerekiyor. Çünkü bu organ yetmezliğine falan götürüyor işi. Ee, ve bu tedavi edildiğinde de e, kemik e, iliği sorunu ortaya çıktı. E, Faripiravin ilacının kemik iliğini baskıladığı ortaya çıktı ve e, bunun için de kan değerleriyle alakalı işlemler yapıldı. Şu an işte evde kullanmam için bir kan sulandırıcı e, ve bir mide koruyucu e, tedavisi görüyorum kendim yapıyorum iğneyi ve 10 gün sonra da tekrar işte hastaneye gidip kan verme süreci ve iyileşip iyileşmediğine, düzelip düzelmediğine bakılacak. Çünkü ilacın da etkisinin bir süre sonra karaciğerden dolayı geçmesi bekleniyor. Geçerse tamamen iyileşmiş ve koronavirüs sürecini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Koronavirüsle alakalı sorulan sorular bu kadar. Tek bir soru kaldı. O da karantina ve süreç. Şöyle oluyor arkadaşlar siz hastaneye girer girmez sizin birinci çevre yakınınız yani eşiniz, çocuğunuz, aileniz karantinaya alınıyor ve 14 gün dışarı çıkması yasaklanıyor. Ve sürekli her gün sağlık ocağı tarafından bağlı bulunduğunuz sağlık kuruluşu tarafından e, aranıyorsunuz ve e, sağlık bakanlığı tarafından aranıyorsunuz. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? E, gibi e, sorulara maruz kalıyorlar. Ateş var mı? işte öksürük var mı gibi koronavirüs belirtileri var mı diye soruluyor. Ve 14 gün boyunca evden dışarı çıkmasına izin verilmiyor arkadaşlar ailenin. E, yine kişi iyileştikten ve taburcu olduktan sonra eve dönüyor ve 14 gün boyunca e, yine evden çıkmasına izin verilmiyor. Benim iznin 10 gün olmasının sebebi e, hastanenin 10 gün 10 gün yazabilmesi birincisi. İkincisi 10 gün sonra kontrolümün olması. yani yine 14 gün bir karantina süreci var. kuluçka süresi 14 gün olduğu için. ben 10. günde gidip kan verdiğimde tekrar eve geleceğim. Bir 4 gün daha e, karantinada kalacağım. Hiç herhangi dışarıyla bağlantım olmadan. 14 gün sonunda da herhangi bir şey yoksa bu karantina süreci sona erecek. Ama bunu şöyle düşünmeyin. Karantina sürecindesiniz. Şu an devletimiz işte cumartesi pazarları hava çok iyi hadi dışarı çıkalım diyenler olmasın diye karantina uyguluyor. Herkese sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Ama pazartesi olduğunda şunu görüyorum ki sokağa çıkma yasağı ve işte karantina süreci devam etmiyor olsa da sanki virüs bitmiş gibi Herkes sokaklara doluşuyor, herkes marketlere koşuyor, herkes yine eski hayatına devam etmeye çalışıyor. İşte piknik yapanlar, oyun oynayanlar falanlar filanlar var. Yani şu hastalık bitmeden, dünyadan silinmeden, tedavisi bulunmadan maalesef yapmamız gereken tek şey evde kalmak. Acil bir işiniz yoksa evde kalın. Başkalarını tehlike yapmayın. Vele ki dışarı çıktınız, bir markete gittiniz ya da başka bir şeye gittiniz. Fırına gittiniz falana gittiniz filana gittiniz. Yapmanız gereken şey şu. Bir maske takmak. İki aradaki mesafeyi korumak. Bir virüs, virüsün eli ayağı yok. Bunu Instagram e, storylerde sürekli söylüyorum. Virüsün eli ayağı yok. Virüs, siz taşıyorsunuz virüsü. Çin'den buraya kadar bir virüs insanların taşımasıyla geldi. Virüs, eli ayağı olmadığı için, kendi gidemediği için Nefesinizle öksürüğünüzle maksimum 2 metreye kadar gidebiliyor. O yüzden aranızda 1 metre, 2 metre mesafe bıraktığınızda virüsün size ulaşmasını imkansız hale getiriyorsunuz. Yani maske taktınız, maskeden sonra araya bir de mesafe koydunuz. Artık problemin %50'si çöp oluyor. Diğer %50'si sokağa çıkmak. Onu da çıkmazsanız eğer sokağa çıkmadan sürece herhangi bir sıkıntı yok. Sokağa çıkarsanız da bunu yaptığınızda en azından bir nebze Korunuyorsunuz. Lütfen sokağa çıkmayın. Şimdi ben size burada koronavirüsten korunmak için bunu ilk baştan beri yani bu bir aylık süreçten öncesinden beri tüm televizyon programları söylüyor, şu anda söylüyor, bir sürü YouTube kanalında bunun videoları vardır. Ama bu videoya dahil etmek istedim çünkü gerçekten insanlarımız bir tekrarda anlamıyor, yüz tekrar etmemiz gerekiyor, bin tekrar etmemiz gerekiyor ki öğrensinler. Şimdi arkadaşlar maske dediğim gibi bizim şu an e, en büyük koruyacak olan eşya bu koronavirüsten. Neden bu? Çünkü bizim nefesimizi başkasına vermiyor. En büyük avantajı bu. Ben koronavirüslü bir insanım, taktım. E, başkası da koronavirüs olmuyor. Yani bunu bir kişide hapsetmiş oluyorsunuz. Hapsettiğiniz kişi de gidiyor tedavisine oluyor maske nasıl takılır onu göstereceğim. Maskeyi aldınız. Kulaklarınıza geçirdiniz. Ondan sonra yani bunu geçirdikten sonra şurada bir teli var bunun. Bu teli burnunuzun kenarına bastırıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu taraf tamamen kapalı hale gelecek. İçeriden hava oradan çıkmayacak. Yanlar zaten kapalı aşağısı zaten kapalı. Nefesiniz bu maskeden filtrelenerek dışarı çıkacak. İkincisi maskenin ön yüzeyine kesinlikle dokunmuyorsunuz. Maskeyi çıkartırken de kulağınızdan çıkartıyorsunuz. Kulağınızdan çıkartıyorsunuz. Maskenin ön yüzüne hiç dokunmuyorsunuz. Takarken de yine maskenin ön yüzüne dokunmadan takıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu maskeyi çok kalabalık yerlere girdiğinizde değiştirin ama sık sık değiştirmeniz gerekmiyor. E, maskenin zaten kirlenip kirlenmediğini anlarsınız. Başka birisi kullanmasın maskenizi. Yani maskeler kişiye ait eşyalardır. Kesinlikle başka birileri kullanamaz. E, şimdi sokakta çok fazla şey görüyorum. Maskeyi işte yıkayan, maskeyi işte kurutup asan insanlar görüyorum. Hatta bunun için... Farklı farklı kendi bez maskelerini yapıyorlar. Olabildiğince bu maskelerden alın. Olabildiğince tıbbi malzeme olarak kullanılan maskelerden alın ki bunun üretilen malzemeleri buna uygun olarak üretiliyorlar. Maskeye uygun olarak üretiyorlar. Yani siz bir elbiseye kullandığınız kumaşı maske olarak kullandığınızda bu kadar etkili olmuyor arkadaşlar. Sürekli yıkamak için elbiseden yapayım diyorsunuz ama maalesef bu kadar etkili olmadığı için yine sizin sağlığınız riske giriyor. Sağlık her şeyden önemli. Sağlık 5 liradan da önemli. 10 liradan da önemli. O yüzden zaten şu an devletimiz sağ olsun bu maskeler ücretsiz. Ee, sizlere bir kod geliyor ve bu kodla gidip sağlık kuruluşlarından sağlık ocaklarından e ya da işte eczanelerden alabiliyorsunuz. O yüzden lütfen maske takmadan dışarı çıkmayın. Maskenin yanında kolonya e kolonya içerisinde bulunan 80 derece alkol, 80'den düşük almayın, 80 derece alkolden dolayı e, virüsü öldürücü bir etkisi var. Çünkü virüsün üzerinde e, o korona denilen taç kısımlarının bağlandığı bir yağ tabakası var ve bu alkol o yağ tabakasını söküp atıyor. Ve o söküp atıldığında da virüs ölmüş oluyor. Yani ellerinizi kolonyayla basit bir şekilde dezenfekte edebilirsiniz. Bunu gerek küçük küçük kutulara koyup gerekse bunun küçüklerinden alıp sürekli cebinizde bulundurup herhangi bir yere girdiğinizde ya da başka bir insana yakın geçtiğinizde çok yakın temasta bulunmanız gerektiğinde başka birinin kullandığı bir eşyayı aldığınızda elinize sıkarak hemen kendinizi dezenfekte edebilirsiniz. İkincisi pahalı olanları dezenfektanlar. Bu dezenfektanlar tamamen işte eli Tamamen vücudu dezenfekte etsin diye yapılmış e, şeyler, bununla alakalı yapılmış e, maddeler içinde yine kolonya gibi alkol var. Sadece kolonyanın içinde bulunan diğer maddeler yok. El dezenfektanları da bu konuda iş görüyor arkadaşlar. Zaten olayı eli dezenfekte etmek, bu hastanelerde kullanılan doktorların e, işte hemşirelerin kullandığı hastane dezenfektanlarında. Bir de en önemlisi de aslında bunlardan daha çok işe yarayan. Yani bunlar işte bin tane virüsü öldürüyorsa elinizdeki, elinizdeki on bin virüsü de öldüren bir şey var. O da el yıkamak. İş yerinden, sokaktan, bakkaldan, marketten evinize geldiğinizde yapmanız gereken ilk şey kimseyle tokalaşmadan yapmanız gereken ilk şey hemen gidip elinizi sabunla 20 saniye boyunca yıkamak. 20 saniye elinizi sabunla yıkadığınızda elinizde virüsle alakalı herhangi bir şey kalmıyor. Yüzünüzde yani gözünüzde, burnunuzda ve ağzınızda var mı yok mu sorusuna gelince bunu da ağzınızı, burnunuzu sık sık yıkayarak, yüzünüzü sık sık yıkayarak temizlemeniz gerekiyor ki virüsten, en azından dışarıdan gelen virüsten kurtulmanız gerekiyor. O yüzden kişisel bakımınızı, temizliğinizi asla ihmal etmeyin koronavirüsle alakalı, hastaneyle alakalı ya da kullanılan ilaçlarla alakalı merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorular kısmında aşağıda yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir video oldu ve uzun zamandır istenilen bir videoydu bu. Bundan sonra kaldığımız yerden tarih videolarına devam edeceğiz. O yüzden bir sonraki tarih videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın.